Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem prenseslerimize hem de prenslerimize olacak güzel bir eldiven çalışması yapmak istiyoruz. Buradaki süslememizi yapmadığımız zaman erkek bebeklerimiz için de güzel bir çalışma eldivenimiz. Eldivenimizi örmek için burun kısmından başlıyoruz. Artışlarımızı yaptıktan sonra yeterli yaş grubu için yeterli artış oluştuğu zaman artık artış yapmadan sürekli yuvarlaklar şeklinde örmeye devam ediyoruz. Baş parmağımız için uygun yere geldiğimizde burada ayarlamalarımızı yaptıktan sonra birkaç sıra daha şu şekilde trabzanlarımızı örerek sonrasında lastik bölümüne geçeceğiz. Evet, eldivenimiz 0-1 yaş grubu bebeklerimiz için uygun bir çalışma. Hemen ölçüsüne bakalım. Şöyle uzunluğuna bakalım minik eldivenimizi. 13 santim. Yandan ölçelim. 7,5 santim. 7,5 santim eninde, şöyle tekrar baktığımızda 13 santim de uzunluğunda eldivenimizin ölçüsü. Hemen örmeye başlayalım. Eldivenimi 2 kat lif ipinden örüyorum. Lütfen bunu hatırlayalım. Sadece şapkamız ve atkımızı 3 kat yapmıştık. Eldiven ise 2 kattan yumuşacık olsun. Şuradaki burun kısmını yaparak başlıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz ve sihirli halkamızın içerisine 6 tane trabzanımızı örüyoruz. Sihirli halkamızı yaparak başlayalım. Orta parmağımı alıyorum. Hemen üzerinden geçiyorum. 1 ve 2. 2 zincirimi çektikten sonra halkamı elimden çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Zinciri saymıyorum. Bakınız. 1 2 İpimizi çıkaralım. 3 4 5 ve 6. Tam 6 tane başını dolayıp bir defa çektim. İpimi çekiyorum. Şurada 2 tane zincir çekmiştim. 2 zincirimin hemen olduğu yere gelerek atıyorum ve şöyle geçişimi yapıyorum. Buraya hemen 1-2 tane zincirimi tekrar örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Dibine batıyorum. 1. Aynı yere batıyorum. 2. Bir sonrakine 1 ve 2. 6 tane trabzanımızın her birini ikişer defa örerek toplamda 12 sayısına ulaşıyoruz. Bakınız. Hepsini 2-2 örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve son olarak ikimizi örüyorum. Toplamda 12 tane trabzan sayısına ulaştık. Şurada 2 tane zincirimiz vardı. Hemen 2 zincirimin bulunduğu yere giriyorum ve geçişimi yapıyorum. Yeniden 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2 defa örüyorum. Bu sıramızda bir çift bir tek, bir çift bir tek olarak örelim. Bakınız, bir çift ördüm, tek örüyorum. Sıradaki 1, 2, 2 tane ördüm, çiftimizi ördüm. Bir sonrakini tek olarak örüyorum. 1 ve 2. Bir çift bir tek, bir çift bir tek olarak örelim. Tek. Başını doluyorum. 1 aynı yere giriyorum. 2 tek 1 2 1 Bakınız 2'nin yanındaki 1, diğeri 1 ve 2 1 Bir defa ördüm. 2 tane zincir çektiğim yere yine şöyle derinden giriyorum. Geçişimi yapıyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum ve hemen yanına 1 1 daha batıyorum. 2 2 defa battım. 1 1 sonrakine bakıyorum. Batıyorum. 2 2 tane tek, bir tane çift örüyoruz. 4. sıramızda 1 2 2 tek örüyorum. 1 ve 2 1 çift örüyorum. Bir çift iki tek olarak örelim. Çift iki tek, çift iki tek ve sıramızı tamamlayalım.
Başlangıçta iki tane zincirimin olduğu bölüm var. Zincirimin olduğu bölüme bakın şu şekilde giriyorum. Dümdüz ortaya direkt giriyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. 1 ve 2. 2 zincirimizi çekerek yeniden örmeye başlıyoruz. Bu sıramızda artık artış yapmıyoruz. Daha büyük yaştaki çocuklarımız için örmek istiyorsak bir sıra daha artışımızı yapalım. Bir çift 3 tek, bir çift 3 tek diye yapalım. Eğer daha okul çağına yakın çocuklarımıza yapacaksak bir çift 4 tek, bir çift 4 tek. Yani buradaki tek sayısını her sıramızda artırarak istediğimiz yaşa göre ayarlamamızı yapabiliriz. Çiftlerimize bakınız. Bir çiftti, bir çift, bir tekti. Diğer sıramızda bir çift, iki tek. Diğer sıramızda artıracak olsak bir çift 3 tek. Bir daha artıracak olsak bir çift 4 tek şeklinde artışlarımızı yaparak bu burun kısmını ayarlayabiliriz. Genişliğimizi ayarlayacaktır bu kısmı. Şimdi her birini birer birer örüyoruz. 2 zincir çektiğim yere geliyorum. Bir defa batıyorum başında alıp hemen yanına giriyorum. Bir defa hepsini birer defa bakın tam araya giriyorum. Şuradaki görüntünün, dokusunun güzel oluşunu tam araya girmemiz sağlamakta. O yüzden tam araya girerek örgümüzü devam ettirelim. Ve hemen bükülmeye başlayacaktır bakınız. Bükülmeye başladı eldivenimiz. Dilediğiniz büyüklüğü ayarladıktan sonra bu şekilde örmeye devam edelim. Sona kadar ilerliyorum. Hemen zincirimin olduğu yere gelerek geçişimi yapıyorum. 1 ve 2 ve aynı yere batıyorum. Bakınız geçişimi yaptığım yere başını dolayarak batıyorum ve ilerliyorum. Herhangi bir farklı işlem yapmıyorum. Parmağımızı açtığımız yere kadar örerek gelelim. Bakınız kaç sıra örmemiz gerekmekte. Parmağımızı açtığımız sırayı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve toplamda 10 sıramızı örelim. 10 sıramızı ördükten sonra 11. sıramızda görüşelim. Toplamda 10 sıramı örerek geldim. Sayalım bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıramızı örüp geldikten sonra diğer eldiven tekimi örmüştüm. Diğerinin parmağı bakınız sağ tarafa bakmakta sol elimiz. Bunu da şu kısımdan ayarlamamız gerekmekte. Şimdi buraya kadar örerek geliyorum. Şuradan tam parmak yerimizi ayıracağız. Evet, şimdi başlayalım. 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Ve birer birer ilerliyorum. Şöyle görelim. Tam ortalayalım. Bir tane daha örüyorum. Ve şu şekilde ortalamış oldum. Bakınız şöyle görelim. Şurada tam ortaya 1, 2, 3 tane kaldı. Bakınız şuradaki 3 tane bölümden parmağımızı geçireceğiz. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum şimdi. Şöyle göstermek istiyorum tekrar hiç kafamız karışmasın. Bakınız şuradan başladım. Tam bakınız buradan 1, 2, şuradan da alıyoruz. 3 bakın. Ve başlıyorum zincirimi çekmeye. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim ve aşağıdan 1, 2, 3. zincirin olduğu yere gelerek başını doluyorum ve batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve ilerliyorum birer birer. Başlangıç yerimize kadar. Eliniz sık olabilir, ipiniz ince olabilir. Ya da daha büyük yaş grubundaki çocuklarımıza öreceksek zincirimizi kaç tane zincir çektiysek o kadar trabzanımızın üzerine gelerek batalım. Evet, şimdi birleşme noktasındayım. Yeniden batıyorum. 1, 2 ve aynı yere batarak ilerlemeye devam ediyorum. Şimdi parmağımızın olduğu yere doğru gidiyoruz. Çok kolay. Her yaş grubu için severek öreceğiniz güzel bir çalışma.
Evet, tam bakınız parmağımızın olduğu yere geldim. Şöyle yapmak istiyorum. Bakınız benim işaret parmağım rahatlıkla geçmekte. Bebeğimizin baş parmağı da çok rahat geçecektir. Bu şekilde kontrolünüzü de yapabilirsiniz. Evet, şimdi çekmiş olduğum zincirimin üzerine tığımın başını doluyorum. 1. Tığımın başını doluyorum. 2. Tığımın başını doluyorum. Ve batıyorum. 3. 3 tane zincir çekmiştim. Üçüne de birer tane batıyorum. Ve araya şuradaki trabzanıma ilk batıyorum. Ve devam ediyorum. Diğer trabzanlarımı araya batarak örmeye. Başlangıç yerimize geldim. Geçişimi yapıyorum. 1, 2. Aynı yere batıyorum. Yine dümdüz örüyoruz parmağımızı. Ayırdık. Parmağımızı daha sonra ekleyeceğiz. Bilek kısmını tamamladıktan sonra. Bakınız şu kısım parmağımızın bulunduğu noktamız. Araya girerek üzerinden örüyorum. İlerliyorum. Sona doğru gelelim. Bakınız şu kısmı. Çok rahatlıkla çıkmakta bakınız. İşaret parmağımdan. Parmağımızı ayırdıktan sonra 3 sıramızı ördük. 1, 2, 3. Şimdi yeni sıraya başlayacağımızda 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyorum. Hemen yanına batarak örmeye başlıyorum. Bakınız burada artık ikili trabzan ördük. Bilek kısmını örmeye başlıyoruz. Bilek kısmını ise 1, 2, şöyle görelim. 3, 4 sırada tamamlayacağız. Bakınız şu şekilde açtığım zaman. Şimdi ilk sırayı tamamen düz trabzan olarak örelim. İkili trabzan batıyorum. 1, 2. 1 ve 2. Trabzanlarımı bir uçtan bir uca örerek tamamladım. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum birleşme yerinden. Hemen ilk trabzanıma lastik örgüsü örmek için yandan giriyorum. Bir sonrakini ardından girerek örüyorum. Şu şekilde. Yandan bir tanesini ardından yandan bu şekilde lastik örgümüzü başlattık. Birkaç sıra örelim ve görüşelim. 4 sıra lastiğimizi de ördükten sonra bakınız ilk trabzanımızla birlikte 1, 2, 3, 4. Aynen kabartılı trabzanlarımızı yandan girerek ördük. İçte kalanları ise ardından şu şekilde trabzanımızdan girerek örüp tamamladık ve 4 sıramız da yeterli oldu. Şimdi parmağımızın olduğu yeri birlikte örelim. Bakınız diğer parmağımızı örmüştüm. Şöyle hemen ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen başlıyorum. Bakınız şuradaki yandan başlıyoruz. Yan kısımdan girerek başlayalım. Sabitliyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanına batıyorum. Bir sonraki bölüme batıyorum. Başını doluyorum. Bir defa battım. 3 oldu toplamda. 4, 5, 6. Bakın her trabzan arasına giriyorum. Dönüyorum. 7. Dönüyorum. 8. Şöyle yandayım yine bakınız. 9. Hemen yandayım. 10. Başlangıç yerimizin hemen yanı başındayım ve 11 toplamda 11 tane trabzanımızı ördüm. Bir zincirimin olduğu yere gelerek şu şekilde geçişimizi yapıyorum. Ve başlıyorum. Bir tane zincir yine çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve devam ediyorum. Her birine birer defa batmaya. Alttaki hazırlamış olduğumuz zemini birer defa örüyoruz. İki kat bakınız eldivenimizde ipimiz
Atkımız ve şapkamız da 3 kat olarak örmüştüm lif ipini. Eldivenimiz 2 kat ideal. Ve başlangıca kadar geldim. Şuradaki görmüş olduğumuz bir zincirin arasına yeniden giriyorum ve kapatıyorum. Bakınız şu şekilde kapadım. Evet, iki sıramız tamamlandıktan sonra yeniden devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir defa batıyorum. Yanındaki aralık olan bölüme bakınız. İki trabzan arasına başını dolamadan bu kez şöyle görün bakınız. Başını dolamadan giriyorum. Her ikisini birlikte çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. Sıradaki yere batıyorum fakat kapamıyorum. Bir sonraki yerin arasına başını dolamadan giriyorum. Tek seferde ikisini kesiyorum. Parmağımızı kesiyoruz. Birinciye başını dolayarak batıyorum ve çekmeden bekletiyorum. İkinci kez aldığımızı ise diğer sıranın arasından alıyoruz. Başını dolamadan tek seferde girip çıkıyoruz ve çekiyorum. Başını doluyorum. Sıradaki yeri alıyorum. Bir sonrakini başını dolamadan alıyorum. Parmağımızın ucunu şimdi kesiyoruz. Bakınız. İlmeklerimizi. Başını doluyorum. Bir defa batıyorum. Ve hemen son olan yere sadece giriyorum. İlmeğimi alıyorum ve şu şekilde çekiyorum. Ve bir tane zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Bakınız şu şekilde iyice daraldı. Şimdi bir sıra daha giderek parmağımızı kapatıyoruz. Evet, şimdi son olarak bir tane zincirimi çekiyorum ve buradaki minicik kalan kısmın aralarından girmeye başlıyorum. Başını dolamıyorum. Bir defa alıyorum. Bir sonraki yere alıyorum. İki. İkisini tek seferde çekiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Bakınız almadığım, bakınız şurayı aldım. Almadığım yere geçiyorum. Bir. Ve bakalım tamamını almışız. Hemen kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve ipimizi buradan kesiyoruz. Kestiğim ipimi şöyle zincirime önünü kapamak için asılıyorum. Eğer daha büyük yaş grubu için öreceksek birkaç sıra daha dolaşsak çok daha güzel olacak. Yani iki sıra daha dolaşalım. Yani etrafını sonrasında kesme işlemimize başlayalım. Yukarıya doğru şöyle ipimi de içeriye girerek alıyorum. Çok rahat bir şekilde alıyoruz ipimizi de. Ve fazla ipimizi içten keserek tamamlıyoruz. Evet. Şimdi bakınız eldivenimiz bu şekilde tamamlandı. Üzerine dilediğimiz süslemeleri çalışabiliriz. Şöyle hemen ipimizi de kesmek istiyorum. Şimdi ölçümüze bakalım. 13 santim bakınız. Diğeri de aynı şekilde 13 santim eldivenlerimiz. Evet, buradaki süslemesini de yapalım ve sonrasında eldivenimiz tamamlanmış olsun. Evet, bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.